İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz efendim. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, uzun bir aradan sonra sizinle tekrar program yapıyoruz. Bu sefer konumuz Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabının sizin hazırladığınız bölümünü konuşacağız. Kanal İstanbul Trafik ve Ulaşım Açısından Değerlendirme bölümü. Hocam izninizle ben ilk önce kısaca sizi tanıtmak istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi emekli öğretim üyesi Haluk Gerçek hocamız. Kanada'da araştırmacı Asya Kalkınma Bankası'nda danışman olarak görev yaptı. İTÜ İnşaat Fakültesi'nden 2015 yılında emekli oldu. İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir Ulaşım Ana Planı çalışmalarında proje yöneticisi ve danışman olarak görev yaptı. Ulaştırma yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi konularında çalışmalarını halen sürdürüyor. Ve yine halen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı adlı uluslararası projede ulusal ekip lideri olarak görev yapıyor. Evet hocam, şimdi Kanal İstanbul'un ulaşım açısından getireceklerini konuşurken öncelikle isterseniz deniz ulaşımından başlayalım. Siz makalenizde de ona öncelik veriyorsunuz. Deniz ulaşımı konusunda Kanal İstanbul'un getirecekleri nelerdir? Evet, Kanal İstanbul'un gerekçesi bildiğiniz gibi İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin artması, gemi boyutlarının büyümesi, özellikle tehlikeli madde taşıyan, kimyasal madde taşıyan tanker sayısındaki artış nedeniyle İstanbul için bir tehdit oluşturduğu ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için de Boğaz'a alternatif yeni bir geçiş güzergahının planlanması gerektiği belirtiliyor. ÇED raporunun başlangıcında Kanal İstanbul projesinin temel gerekçesi bu. Gemi trafiğindeki artış, tanker sayısındaki artış ve bundan ortaya çıkabilecek kazalar nedeniyle bir tehdit oluşması. Benim raporumda da böyle bir artışın olup olmadığı ile ilgili bir analiz yaptım. Daha önce özellikle 2006'dan başlayarak günümüze kadar gemi trafiği, Boğaz'daki gemi trafiği nasıl değişmiş, tanker sayısı nasıl değişmiş, söylendiği gibi bir artış söz konusu mu? Ve bundan sonra da kazalarla ilgili bir analiz var raporda. Sonuç olarak en baştan şunu söyleyebiliriz. Gemi trafiği söylendiği gibi artmıyor. Toplam gemi trafiğine baktığımızda 2006'da 56.886 gemi geçmiş Boğaz'dan bir yıl içerisinde. 2019'da bu sayı 41.112'ye düşmüş. Yani %27.7'lik gemi sayısında %28 yuvarlak olarak bir azalma söz konusu. Tanker sayısına baktığımız zaman da tankerler 2019 yılındaki toplam tanker sayısı gemi trafiğinin içerisinde %21.71 paya sahip yaklaşık olarak 5'te 1'inden biraz fazla. Yani geçen gemilerin 5 tankerden ve 5 gemiden bir tanesi tanker diyebiliriz. Burada da %11'lik bir azalma var. Yani toplam tanker sayısında da bir artış yok. %11'lik bir azalma var. Kimyasal tanker sayısında bir miktar artış var. 2007'de 2050 kimyasal tanker geçmişken 2019'da 2462'ye çıkmış bu. Fakat kimyasal tanker sayısı da toplam gemi sayısının %6'sına karşı geliyor. Ama toplam tanker sayısında da dediğim gibi %11'lik bir azalma var. Şimdi raporda bu azalmaları nelerden kaynaklandığıyla ilgili bir analiz de yaptım. Bunun birincisi iklim krizi karşısında fosil yakıt kullanımının azaltılması yönünde yapılan uluslararası anlaşmalar var. İkincisi gemi boyutlarının büyümesi var. Yani gemi boyutları büyüdükçe, teknoloji geliştikçe gemi sayısı da azalıyor. Çünkü taşınan yük miktarı bir miktar artsa bile gemi boyutu daha fazla büyüdüğü için sayıda bir azalma ortaya çıkıyor. Gerçekten de şöyle istatistiklere gene baktığımızda 2006 ile 2019 yılları arasındaki 14 yıllık dönemde ortalama gross ton %77,5 artmış Boğaz'dan geçen gemilerde. Ve 200 metreden daha uzun olan gemi sayısı da %17 artı
6 artmış. Yani sonuçta gemiler hem uzunluk olarak hem taşıdıkları yük açısından büyümekte. Bu da tabii gemi sayısının azalmasıyla sonuçlanıyor. Bir başka neden, petrol rezervlerinde de giderek bir azalma var. Başka üçüncü bir neden, yani gemi trafiğinin, boğazdan geçen gemi trafiğinin azalmasında, Rusya'nın petrol ihracatını Karadeniz üzerinden yaparken bunun önemli bir kısmını da Baltık limanlarına kaydırmış olması. Kuzeye hatta, kaydırmış yani. Evet, kuzeye kaydırdı. Bu kuzeye kaydırmanın bir başka sonucu da var. Bu iklim krizi nedeniyle Kuzey Buz Denizi'nde yeni bir takım kısa yollar oluştu. Yani buzlar eridikçe gemilerin geçmesi için bazı kısa yollar da ortaya çıkıyor. Böylece trafiğin bir kısmı da bu yeni yolları izliyor. Bütün bunlara ek olarak tabii en önemli nedenlerden bir tanesi de Boğaz'daki gemi trafiğinin azalmasında boru hattı projeleri. Yani özellikle petrol ürünleri, doğalgaz ve diğer petrol ürünleri boru hatlarıyla taşınıyor. Yeni birçok Boğaz'a alternatif olan boru hattı projesi gündeme geldi ve bunların bir kısmı da işletiliyor. Bütün bu nedenlerle söylediğimiz gibi gemi trafiği 2006 ile 2019 yılları arasında önemli ölçüde azalmış durumda. Kazalara baktığımızda kaza sayısında da bir azalma görüyoruz. Özellikle bunun da en önemli nedeni kaza sayısı da azalmanın 2003 yılının Aralık ayından itibaren Türkiye Boğazları Gemi Trafiği Hizmetleri diye yeni bir sistem kuruldu boğazlarda. Daha yüksek teknolojiyle gemilerin geçiş kontrolü yapılıyor. Artık boğazdan gemiler iki yönlü olarak geçmiyorlar. 24 saat bir yönde, yani Karadeniz'den Marmara'ya doğru, diğer 24 saatte Marmara'dan Karadeniz'e doğru gemi trafiği söz konusu. Dolayısıyla gemilerin karşılaşması söz konusu değil boğaz içerisinde. Ayrıca birçok gemi, yani içerisinde kimyasal madde taşıyan 150 metreden uzun olan tüm gemilerin gündüz geçişi yapması ve kılavuz alması zorunluluğu var. 200 metreden büyük olan tüm gemilerde gene gündüz geçişi yapıyor ve kılavuz almak zorunda. Kılavuz alan gemi oranı da 2006 ile 2019 arasında %47'den %65'e çıkmış. Yani orada da ciddi bir artış var. Bütün bu nedenlerle de kaza sayısının Boğaz'daki gemi kaza sayısının azaldığını görüyoruz. İstatistikler de bunu gösteriyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine baktığımızda 2007'de 670 kaza olmuşken 2017'de 245'e düşmüş bu kaza sayısı. Yani %64 bir azalma var. Bu kazaların da önemli bir kısmı arıza, tüzük ihlali gibi küçük kazalar, küçük arızalar. Çatışma %22'ye karşı geliyor. Hatırlarsanız İstanbul Boğazı'nda önemli iki tane gemi kazası olmuştu. Bunlardan bir tanesi 1979'da Independent'da tankerinin başka bir gemiyle, kuru yük gemisiyle çarpışması sonucu bir patlama olmuştu Boğaz'da, Sarayburnu önlerinde. Bir de 1994'te yine iki geminin çarpışması sonunda bir büyük kaza var. Nasya ile Shipbroker'ın. Dolayısıyla 1994'ten günümüze kadar herhangi bir kaza olmadı Boğazlar'da. Biraz önce söylediğimiz gibi de kaza sayıları da azalıyor. Evet, ayrıca Boğaz'da kurulmuş olan radar kuleleriyle de sürekli kontrol altında tutuluyor. O da önemli bir önlem olarak gündeme geldi zaten senelerden beri. Durum bu. Evet hocam, yani buradan hareketle hem geçen gemi sayısındaki azalma, hem gemilerdeki büyüme, tankerlerdeki büyüme, ki tonaj itibariyle daha da yüksek bir noktaya gelinmiş olmasına rağmen söylendiği gibi ciddi bir sayıda artış söz konusu değil. Buradan hemen eğer bir başka noktada, şimdi bu kadar büyümüş olan gemileri sanıyorum Kanal İstanbul gibi İstanbul Boğazı'na göre çok daha dar bir kanaldan geçirmek de çok zor. Biz bu konuda kaptanlarla yapmış olduğumuz programda da buna ilişkin bilgileri detaylı olarak aldık. Ayrıca kara trafiği üzerinde de olumsuz etkilerinden bahsediyorsunuz siz. Kanal İstanbul açıldığı takdirde şu anda biliyoruz ki 8 tane
köprü söz konusu ve bu köprüler de hakikaten devasa köprüler. Buradaki durum nedir hocam? Evet, yani Boğaz'dan geçen gemi trafiğinin kanala kaydırılması seçeneği bir tedbir olarak düşünülmekle beraber kanalın boyutlarına baktığımızda Boğaz'la karşılaştırılamayacak ölçüde daha sığ bir kanal olduğunu görüyoruz. Boğaz'ın biliyoruz ki en dar yeri 700 metre, 698 metre. Ortalama derinlik de 60 metredir. En derin yeri 110 metreye kadar iniyor. Oldukça geniş ve emniyetli geçiş açısından, gemilerin navigasyonu açısından emniyetli bir geçiş oluşturuyor. Halbuki kanala baktığımızda kanalın derinliği 20 metre 75 santim. Yani yaklaşık 21 metrelik sığ bir kanaldan bahsediyoruz. Taban genişliği en dar kesitte 275 metre. Üstteki su genişliği ise yine en dar yerde 360 metre. Dolayısıyla küçük bir kesit söz konusu gemilerin geçişi için. Buradan tabii şunu hemen söylemek mümkün, sizin de belirttiğiniz gibi Boğaz'dan geçmesi sakıncalı görülen büyük tankerlerin, büyük gemilerin kanaldan nasıl geçecekleri konusu ciddi bir soru işareti gündeme getiriyor. Şimdi buna gelmeden önce isterseniz şunu da belirteyim. Kanal İstanbul'un şu anda 56 bin seviyesinde olan yıllık geçiş sayısının 2070 yılında 86 bine çıkacağı ile ilgili bir trafik projeksiyonu var raporda. Evet. ÇED raporunun eki olarak bu sonradan eklendi. İlk ÇED raporunda konulmamıştı bu rapor. Sonradan bu trafik etüdü raporunda eklediler ve biz de inceleme fırsatını bulduk. Şimdi şu anda giderek azalan, yani 2006'da 56 bin seviyesindeyken 2019'da 41 bin seviyesine düşen yıllık geçiş sayısının 2070'te nasıl 86 bin seviyesine çıkacağı bir soru işaretiydi tabii. Raporu incelediğimizde şunu görüyoruz. Bu rapor Artelia ve Yüksel Proje tarafından birlikte hazırlanmış uluslararası bir çalışma. Fakat çalışmanın ilginç olan tarafı benim açımdan, burada incelenen mevcut gemi geçişleri istatistiklerinden yararlanılmamış. Yani şunu söylüyorlar, 2005 ile 2016 yılları arasındaki verilere biz baktık diyorlar. Çünkü bu raporun yayınlanış tarihi 2017. Bu 12 yıllık süre istatistik bir analiz yapmak için yeterli değildir diyorlar. Hakikaten de doğru. O nedenle biz böyle bir istatistik analiz yapmadık. Kendimiz uzmanlarımızın tecrübesine dayanarak bir trafik projeksiyonu yaptık diyorlar. Projeksiyon yaptılar yani. Evet, yani bir tamamen bir tahmin olsa olsa evet. Yöntemiyle. Bunun için tabii bir takım senaryolar düşünülmüş. 7 tane senaryo var incelenen trafik etüdünde. Bu senaryolardan bir tanesi söz gelimi artık fosil yakıtların kullanımına son verilmesi senaryosu. Eğer o gerçekleşirse zaten trafiğin, tahmin ettikleri trafiğin %20'si bile gerçekleşmeyecek. Sonuç olarak biliyoruz ki ekonomik açıdan bütün dünya belirsizliklerle dolu. Yani geleceği tahmin etmek hemen hemen mümkün değil. O yüzden bu şekilde riskli bir projede, çevre etkileri çok büyük olacak, yıkıcı etkileri olacak bir projede tamamen uzmanların tecrübeleriyle ortaya konmuş bu rakamlara dayanarak bir proje gerekçesi ortaya koymak bana göre son derece yanlış. Şimdi kanalın boyutlarını biraz önce söylemiştim. Ona geçmeden önce hocam bir nokta daha var sanıyorum. O da boru hatları. Yani üst üste boru hatları inşa ediliyor ve artık Karadeniz üzerinden değil Akdeniz üzerinden bu transferlerin yapılması söz konusu. Ve o da tabii ki şu anda tankerlerle ulaştırılan petrolün boru hatları kanalıyla ulaştırılması gibi yepyeni bir aşamaya geçiyor. Yani o bakımdan da 50 yıl sonrasına ilişkin yapılan tahminlerin çok da gerçekçi olduğunu düşünmek mümkün değil. Haklısınız. Boru hattı projeleriyle ilgili zaten biraz önce söylemiştik, alternatif yeni projeler ortaya çıkıyor. Ama Boğaz açısından en önemli proje Samsun-Ceyhan boru hattı projesi. Evet. Bu çok daha önceki yıllarda da gündeme geldi. Türkiye'de fizibilite etütleri de yapıldı.
Yapılan çalışmalar gösteriyor ki Samsun Ceyhan boru hattıyla Karadeniz'deki petrol Akdeniz'e taşındığı takdirde Boğaz'dan geçen taşınan tankerlerin taşıdığı yükün yarıdan fazlasını bu şekilde taşımak mümkün olabilecek. Evet. Yani doğru olan da bu zaten. Eğer bir yatırım yapılması gerekiyorsa kimyasal maddelerin ve petrol ürünlerinin tankerlerle taşınmaması açısından yapılması gereken proje Samsun Ceyhan boru hattı projesidir aslında Türkiye'de. Buna rağmen o proje şu anda beklemeye alınmış durumda. Yani atıl durumda, herhangi bir gelişme yok son yıllarda. Kanalla ilgili verdiğimiz bu boyutlara geldiğimizde tekrar, kanalın projelendirilmesinde iki tane tasarım gemisi göz önüne alınmış. Yani bir mühendislik projesini yaparken o projeyi kullanacak araçlarla, taşıtlarla ilgili bir kabul yapmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi tankerle ilgili tasarım gemisi. 145 bin deadwood ağırlığında, ton ağırlığında ve 275 metre uzunluğunda, su çekimi de 17 metre 20 santim olan bir tanker tipi seçilmiş. Bu tankerin genişliği de 48 metre. Şimdi konteyner gemisi olarak da 120 bin ölü ton ağırlığında, 350 metre uzunluğunda ve genişliği 49 metre olan bir gemi seçilmiş. Bunun da su çekimi 16 metre. Şimdi tankere baktığımız zaman 250 metreden uzun bir tanker, 275 metrelik bir tanker ve su çekimi 17.20 metre. Kanalın derinliği ise 21 metre, 20.70 santim. Yani bunun altında kalacak şey yaklaşık 3 metre, 3.5 metre. Ayrıca kaptanlar, bu gemi navigasyonu ile ilgili kaptanların da belirttiği gibi Karadeniz'den Marmara'ya doğru yaklaşık 2 metre bölü saniye hızıyla bir akıntı söz konusu. Yani 3.9 nota karşı geliyor. Gemilerin de 10 knot civarında bir hızla Karadeniz'den bu akıntıyla birlikte hareket ettiklerini düşündüğümüzde gemilerde bir miktar bu sığ suda burun kısmı dibe doğru çöküyor. Bu çökme miktarı da 1.70 metre olarak hesaplanmış. Şimdi 17 metrenin üstündeki su çekimine bu çökmeyi de eklediğiniz zaman geminin altında kalan su kalınlığı, su derinliği 1.8 metreye kadar düşüyor. Bu son derece riskli. Yani 2 özellikle metre bile değil yani. 2 metre bile değil. 275 metreden uzun bir tankerin 1 metre, 2 metre civarında bir su derinliği üzerinde navigasyonunun bu akıntılı geçiş süresinde kaptanlar için, onların belirttiğine göre son derece riskli olduğunu söylüyorlar. Yani bu gemilerin boğazdan geçmesine göre kanaldan geçmesi çok daha fazla kaza riski taşıyor. Aynı şey konteyner gemileri de içinde söz konusu. 16 metre, 17 metrenin üstünde su çekimi olan gemilerin kanaldan geçmeleri pek mümkün gözükmüyor bu söylediğimiz nedenlerde. Bir de biliyoruz ki bu akıntı nedeniyle Karadeniz suyu Marmara'ya doğru akarken bir takım çökeltileri de birbiri beraberinde getiriyor ve bu kanalın dibine çöküyor. Bunların da sürekli temizlenmesi gerekir ki bu su derinliğinin 2 metre civarında tutulabilmesi için. Yani bütün bunları göz önünde tuttuğumuzda Boğaz'daki tehdidi azaltmak için, kaza sayısını azaltmak için yapılacağı ileri sürülen kanaldaki kaza riskinin Boğaz'a göre çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet. Tabii demin de belirttiğimiz gibi trafik etüdünün de doğrusu belirli sağlam bir gerekçesi olmadığına göre bütün bu çalışmalar bize şunu gösteriyor. Bu kadar riskli bir projede ve üstelik gemileri kanaldan geçmeye de zorlayamadığımız için, çünkü Montreux Antlaşması'na göre biliyorsunuz gemilerin boğazdan geçme serbestliği var. Bunları kanaldan geçmeye de zorlayamazsanız üstüne bile para verecekler. Böyle bir riskli projeyi ileri sürerek İstanbul üzerinde son derece yıkıcı etkisi olan bir projeyi buna bu gerekçeyle yapmadan açıkçası bir mantığı yok. Evet. Ayrıca bu konuda hep başka kanallar örnek veriliyor. Her ne kadar İstanbul Boğazı ve o İstanbul Boğazı ile diğer kanalların karşılaştırılması mümkün değil ama biliyorsunuz Panama Kanalı'nda dahi yetmezlik nedeniyle, işte o tankerlerin ve gemilerin büyümesi nedeniyle yeni bir kanal
açılıyor ve sanıyorum o da yakında devreye girecek, çok daha geniş bir kanal. Ayrıca orada teknoloji çok yüksek oranda kullanıyor. İşte geçerken yan destekli olması, havuzlara alınıp suyun boşaltılması gerektiğinde yükseltilmesi gibi. Kanal İstanbul'da böyle bir şey söz konusu değil. Bir yol açacaklar ve oradan her türlü geminin geçeceğini iddia ediyorlar. Evet, maalesef. Evet. Ayrıca o söylediğiniz kanallar biliyorsunuz çok büyük yol kısaltmaları sağlıyor dünyada. Doğru. Yani gemiler evet. için hem Panama kanalı hem Süveyş kanalı. Birisi işte Amerika'nın etrafından dolanmak zorunda kalmıyorsunuz. Diğeri de Afrika'nın etrafından dolanmak zorunda kalmıyorsunuz. Kataları bypass ediyorsunuz. Orada. Evet, halbuki İstanbul Boğazı'na alternatif diye yapılan bu kanalda herhangi bir kısalma da söz konusu değil yol uzunluğu açısından. Yani bu da bir gerekçe değil. Üstelik biraz önce açıkladığımız gibi derinlik çok az olduğu için büyük gemilerin, su çekimi yüksek gemilerin buradan geçmesinde ortaya çıkacak kaza riski Boğaz'a göre çok daha fazla ve bir de uluslararası anlaşmalara göre gemileri buradan geçmeye zorlayamıyorsunuz. Yani bütün bunlar birleştiği zaman bu kanalın aslında gemi trafiğiyle ilişkilendiren gerekçesinin tamamen temelsiz olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi ben biraz erken sormuştum hocam. Özellikle karayolu trafiği açısından getireceklerini de konuşalım istiyorum. Köprüler meselesini konuşalım istiyorum. Şimdi karayolu trafiği açısından şöyle bir şey var. Bir kere kanalı yapıldığı zaman İstanbul'un batı yakası yani İstanbul Boğazı'nın batısında kalan kısmını bölmüş oluyoruz. Ve bir ortada 8 milyon nüfuslu bir ada kalacak. Ve onun da batısında işte Kanal İstanbul'un da batısında kalan kısım olacak. Şimdi bu kanalın İstanbul'un bu iki tarafını birbiriyle birleştirmek için ulaştırma yapılarına ihtiyaç var. Bunların önemli bir kısmı köprü. Kanal üzerinde 8 tane köprü inşa edilmesi planlanıyor. Bunlardan bir tanesi demiryolu geçişi için, diğer 7 tanesi de karayolu geçişleri için. Fakat bu köprü dediğimiz zaman aklımıza böyle hani küçük köprüler gelmesin. Bunların uzunluklarına baktığımızda 4 tanesinin şu andaki birinci Boğaz Köprüsü'nden daha uzun olduğunu görüyoruz. Yani 15 Temmuz ve Şehitler Köprüsü diye adlandırılan Boğaz. Bunun nedeni açıklanıyor mu hocam? Yani ben, bu uzunluğun nedeni açıklanıyor mu? Şöyle, şimdi bu bağlantıları yapabilmeniz için bir kere alttan da gemilerin geçebilmesi için ortadaki yüksekliklerinin çok fazla olması gerekiyor evet. gemilerin, köprü yüksekliğinin. Ve bunun tabii iki tarafta ayaklar üzerine oturması gerekiyor ve belirli bir eğimle yaklaşmanız gerekiyor bu köprülere. Dolayısıyla toplam uzunluk orta açıklık ve kenar açıklıklarla birleştiğinde Boğaz Köprüsü uzunluğu kadar ondan da daha uzun bir köprü tasarımı ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili zaten kesitler ve boyutlar ÇED raporunda verilmiş durumda. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi demiryolu geçişi için kullanılacak, diğer 7 tanesi de karayolları için kullanılacak. Ayrıca 3 tane de metro geçişi var. Yani kanalın altından da bir tanesi demiryolu geçişi, ana hat demiryolu olmak üzere 3 tane metro geçişimiz söz konusu. Bütün bunlar ciddi ulaştırma yapıları ve ciddi maliyetler ortaya çıkacak. Şimdi İstanbul'un trafiğini biliyoruz zaten hepimiz. Son derece tıkalı bir trafik söz konusu. Yani dünyada trafiği en tıkalı olan kentler sıralamasında ilk 5'in içerisinde yer alıyor İstanbul. Şimdi bu köprüler üzerinde önce bir engel yaratıyorsunuz, sonra da onu bir köprü darboğazı ile birleştirmeye, yani İstanbul'un iki yakasını, kanalın iki yakasını daha doğrusu yeni köprülerle birleştirmeye çalıştığımızda ortaya çıkacak trafiği tahmin etmek bile istemiyorum açıkçası. Son derece ciddi trafik sorunları yaratacak. Çünkü 8 milyonluk bir ortada bir ada oluşturduğunuz zaman bundan kaynaklanacak ciddi bir geçiş trafiği olacak bu köprüler üzerinden. Yaklaşık olarak kanalın etrafında 1,5 milyon bir ek nüfusun geleceği tahmini yapılıyor bu projeksiyonlarda. Bunlardan kaynaklanacak ulaşım hareketlerini de göz önüne aldığımızda çok ciddi bir trafik sorunuyla karşı karşıya kalacağız kanalın üzerinden geçmek üzere. Evet, bir de gündüz ve gece trafiği açısından da farklılıklar olacak herhalde. Çünkü oradaki nüfusun bir kısmı
merkeze gelecekler, İstanbul merkezine gelecekler falan. Yani onlar da problemleri katlanarak arttıracak özellikler. Maliyetler konusunda bir şey söylemeniz mümkün mü hocam? Yani bütün bu yan yollar, çünkü bildiğimiz kadarıyla şu anda çevre yolları, işte o köprülerin bağlantı yollarının bir kısmı da ihale edilmiş durumda son haberlere göre. Yani burada bazı bağlantı yollarının öncelikle yapılması gerekiyor. Çünkü bu kanalın kazısı sırasında yaklaşık 1.1 milyar metreküplük bir kazı işlemi söz konusu. Evet. Bu kazılan zeminin kabarmasını da göz önünde tuttuğunuzda 1.5 milyar metreküpe yakın bir kabarmış toprağın taşınması gerekecek. Bunun içinde buldukları çözüm, bu toprağı nasıl bertaraf edelim diye düşünmüşler ve Karadeniz kıyısındaki bir yük dolguyla bu toprağı oraya dökmeyi planlıyorlar. Yaklaşık 38 kilometre uzunluğunda bir dolgu yapılması planlanıyor. Bu dolgu alanının üzerinde bir kısmı rekreasyon amaçlı kullanılacak ama bir tanesinde Karadeniz kıyısındaki dolguda Karadeniz Konteyner Limanı yapılması, bir de lojistik merkez yapılması planlanıyor. Yani bunlar tamamen bu kazı toprağının bertaraf edilmesi amacıyla düşünülen dolgunun getirdiği imalatlar. Aslında yani böyle ilk başta adalar yapılacaktı. Evet. Sonradan proje değişti. Yani ada yapılması planlanıyordu. Sonra deprem riski nedeniyle bu adalardan vazgeçildi. Bunun yerine bu kazı toprağının Karadeniz kıyısına dökülerek burada işte bir dolgu alanı üzerinde konteyner limanı ve lojistik merkez yapılması kararı alındı. Şimdi tabii bu lojistik merkez ne konteyner limanı İstanbul'un lojistik master planında yer almıyor. Bunlar tamamen kazılan toprağın bertaraf edilmesinin gerektirdiği bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca Marmara kıyısında da bir yat limanı ve orada da yine Marmara Konteyner Limanı gibi ikinci bir liman daha düşünülmüş bütün bu kanal projesinin dışında. Şimdi bütün bu maliyetler gerçekten de tahmin edilmesi çok zor, yüksek maliyetler. Zaten yani dokümanlara baktığımız zaman doğru dürüst farklı maliyet tahminleri görüyorsunuz. Benim ulaştığım bir fizibilite raporu ki Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanmıştı, sonra kaldırdılar. Kanalın toplam maliyetinin 21 milyar Amerikan doları olacağı tahmin ediliyordu. Evet. 21 milyar ama bazı uzmanlar bu işin 21 milyar doların çok üstünde katlanacağını da söylüyorlar. Çünkü kazı miktarının da daha fazla olacağı tahmin. 8 tane köprü, metro geçişleri, konteyner limanı ve lojistik limanları da göz önünde tuttuğumuzda çok ciddi bir maliyet söz konusu. Şimdi yine fizibilite etüdünde bu maliyetin, yani 21 milyar Amerikan doları maliyetinin 10,5 milyar dolarının Kanal İstanbul çevresindeki arazilerin gayrimenkule açılmasıyla, değerlendirilmesiyle elde edilecek gayrimenkul projelerinden kaynaklanacağı öngörülüyor. Yani çok açık biçimde Kanal İstanbul projesinin yarı maliyetinin yaklaşık olarak gayrimenkul satışlarıyla, yani burada henüz yapılaşmamış tarım alanlarının, korunması gereken su havzalarının, doğal alanların yapılaşmaya açılmasından elde edilecek gelirle karşılanacağı söyleniyor. Bu da tabii çok üzücü ve çok düşündürücü bir şey. Bizim aslında bu projenin bir ulaşım projesi ya da lojistik projesi olmadığı, trafik açısından da sağlam bir temelinin olmadığı gerekçesinin dışında bunun tamamen bir rant projesi olarak planlandığını gösteriyor bize. Çünkü proje maliyetlerinin de ancak rant gelirleriyle karşılanması %50 ölçüde düşünülmüş. Evet, hocam bir de şu anda ihaleye çıkartılan bu yollarla ilgili anlaşıldığı kadarıyla yap, işlet, devret modeli uygulanacak ve buradan da anlaşılıyor ki bu geçişler, köprü geçişi veya yol geçişleri ücretli olacak. Fakat aynı zamanda şu anda kullanılmakta olan E5 karayolu var, TEM otoyolu var. Kuzey Marmara otoyolu da aynı şekilde. Evet.
Kuzey Marmara Otoyolu var. Kuzey Marmara Otoyolu zaten şu anda ücretli. TEM'in de belli kısımları ücretli. Ama anlaşıldığı kadarıyla E5 otoyolda belli bir noktadan itibaren o da ücretli olacak herhalde. Buna ilişkin bilgi var mı? Şimdi tabii yap işlet devret modeli ile yapılacağı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından telaffuz edildi projenin bütünü için. Tabii üzerindeki köprüler... İhale de böyle yapılmış ama. Evet, dolayısıyla söylediğiniz gibi biliyorsunuz 80'li yıllardan itibaren Turgut Özal zamanında bu bir mucizevi finansman modeli olarak ortaya atılmıştı. Doğru. Devlet modeli. Dolayısıyla bu bir takım ortaklıklara, konsorsiyumlar bu projelere yatırım yapıyorlar. Bunun karşılığında bir para almıyorlar başlangıçta ama sonradan belirli bir yıl boyunca diyelim ki 25 yıl süreyle bu proje gelirleri kendilerine verilmek suretiyle projenin maliyeti ve artı kar sağlanmış oluyor. Aslında sonunda devlet buradan cebimizden para çıkmıyor diye demesine rağmen tamamen halkın cebinden çıkan vergilerle yapılıyor bu projeler. Tabii. Çünkü biliyorsunuz gene bu projelere örnek olarak çok sayıda büyük ulaşım yatırımı yapıldı. İşte Osman Gazi Köprüsü İzmit Körfezi üzerindeki, İstanbul Boğazı üzerindeki Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü aklımıza gelen örnekler. Aynı şekilde 3. Havalimanı, İstanbul Havalimanı da bu şekilde yapılıyor. Şehir hastanelerinin de bu aynı finansman modeliyle yapıldığını biliyoruz son yıllarda. Aslında şöyle şey de oluyor. Tabii bu bir ulaşım yapısı, köprü yaptığınız zaman bunun trafik gelirleriyle bu proje bedelinin geri ödemeye kalktığınız zaman trafik eğer tahmin edilenin altında ise aradaki farkı yine devlet bu konsorsiyuma ödüyor. Şu evet. Anda karşılaştığımız durumda o yani. Gerek Osman Gazi Köprüsü'nde gerekse Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafikler öngörülenin çok altında olduğu için geçmeyen trafiğin parasını da biz konsorsiyuma devlet bütçesinden ödemek zorundayız. Evet, yani bizler ödüyoruz sonuç olarak. Aynen, halk ödüyor. Evet. Sonuçta bu projede eğer yapılırsa ben pek yapılabileceğini düşünmüyorum ama ekonomik konjonktüre baktığımızda bu yap işlet devlet modeliyle üzerindeki köprüler de öyle yapılacak. Hatta projenin tamamı işte gayrimenkul gelirleri ile sağlanmaya çalışılacak. Ve bütün bunlar da belirli ölçüde devlet garantisini gerektirecek. Eğer bu garanti değerinin altında bir trafik ortaya çıkarsa köprülerde aradaki fark yine halkın cebinden çıkacak. Evet. Hocam siz konuşmanız arasında ulaştırma master planından bahsettiniz. Biliyoruz ki bu master planda siz de zamanında çalıştınız. Yılı ve ana prensipleri itibariyle özellikle Kanal İstanbul açısından bir değerlendirme yaparsak kriterler o gün konulmuş olan kriterler açısından neler söylemeyi düşünürsünüz? Şimdi İstanbul'un ulaştırma master planı birkaç tane ulaştırma master planı yapıldı. Evet. Biz Teknik Üniversite'den bir grup olarak 1995 yılında bir master plan çalışması yapmıştık. Daha sonra Japon JICA bir master plan çalışmasına başladı. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2005 yılı itibariyle bu planı tamamladı. Biliyorsunuz bu plan çalışmaları sırasında İstanbul'un 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı da İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi içerisinde bir grup tarafından yapılmaktaydı. Çevre düzeni planında aslında İstanbul'un kuzeyinde gelişmenin olmaması gerektiği belirtiliyordu. Yani TEM'in kuzeyinde herhangi bir gelişme olmaması gerektiği, çünkü burada İstanbul'un korunması gereken su havzalarının, ormanlarının, doğal alanlarının bulunduğu alanlar olarak tarif ediliyor. Oksijen depolarının. Evet, bir anlamda İstanbul'un akciğerleri olarak tarif ediliyor evet. Buraları. Ve bu nedenle 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında İstanbul'un doğu-batı ekseninde gelişmesi, yani lineer olarak büyümesi ve maksimum nüfusunun da 16 milyonu geçmemesi öngörülmüştü. Kapasite nüfusu diye tanımlanan nüfus. Aksi takdirde İstanbul'un tamamen tahrip olacağı ortaya konuyor. Şimdi tabii bu kanala bu açıdan baktığımızda, Kuzey Marmara Otoyolu'na baktığımızda,
ve 3. havalimanına baktığımızda bunlar çevre düzeni planında yer almayan, almaması gerektiği belirtilen projeler. Ana prensipler bunlar. Ana prensiplere tamamen aykırı, kentin kuzeye doğru büyümesini kışkırtan, su havzalarını, doğal korunacak ormanlarını, ekolojisini bozan projeler. Şimdi bu açıdan çevre düzeni planıyla tamamen ters düşen bir projeyle karşı karşıyayız. Ama bunlardan ne yazık ki bu büyük projelerden iki tanesi bitti. Yani Kuzey Marmara Otoyolu büyük ölçüde bitti. Üçüncü havalimanı da bitti ve işletmeye açıldı. Ve bunların getirdiği bir yapılaşma da şimdiden başlamış durumda. Başlamış vaziyette. Hatta bitmiş olan çok sayıda yapı var. Evet. Kanal İstanbul bunlarla birlikte bu gelişmeyi, bu yapılaşmayı daha da hızlandıracak. Zaten amacı da o. Yani gayrimenkule açarak projenin bir kısmının finansmanını sağlamak. Bu nedenle son derece sakıncalı, yapılmaması gereken bir proje. Yani Kanal İstanbul'un getireceği yapılaşma yüküyle birlikte İstanbul'un nüfusunun 20 milyonun üstüne çıkacağı şeklinde projeksiyonlar da var. Maalesef, evet. Bir de tabii ki o bahsettiğiniz bütün master planda ve çevre düzeni planlarında İstanbul'un nüfusunun 2023 itibariyle 16 milyonu da aşmaması gerekir gibi çok önemli bir tespit daha vardı. Ve onu da biz çoktan aşmış vaziyetteyiz. Hocam siz konuşmalarınızda bir dilek olarak mı yoksa mümkün olmadığını vurgulamak amacıyla mı olduğunu tam anlayamadığım bu projenin uygulanmasının mümkün olmadığını düşündüğünüzü ifade ediyorsunuz. Bu konuda bir dayanağınız var mı? Yani veyahut da bizim bilmediğimiz ama sizin bildiğiniz bir şey var mı? Açıkçası benimki bir tahmin, öngörü diyelim. Evet. Biraz temenniyle karışık bir öngörü olduğunu söyleyebiliriz. Hepimizde olduğu gibi. Evet, ama şu da var. Yani şu andaki ekonomik duruma baktığınızda bütün dünyada büyük ekonomilerin bile gayri safi yurt dışı hasılası azaldı. Özellikle bu Covid döneminden sonra Amerika Birleşik Devletleri 2020'de %33 ekonomisi küçüldü. Avrupa Birliği %15 küçüldü. Çin'de ciddi bir ekonomik küçülme var. Dünya ekonomileri şu anda bu küçülme döneminin içerisindeler ve önümüzdeki yıllarında ne getireceği belli değil. Evet. Böyle bir ekonomik küçülme ve belirsizlik ortamında yatırımcıların bu kadar riskli bir projeye, çünkü getirisi de belli değil, yatırım yapmaları bana pek gerçekçi gözükmüyor. Yani bir fizibilite yapılsa doğru dürüst, hiçbir yatırımcı böyle bir projeye, üstelik Montreux Anlaşması da ortadayken gemi geçeceği garantisi verilse bile böyle bir projeye yatırım yapmaktan kaçınacaktır diye düşünüyorum bu ekonomik yapı içerisinde. Birinci nedenim o. İkincisi, Türkiye'nin bunu kendi imkanlarıyla yapma olasılığı da bana pek mümkün gözükmüyor. Yani şu anda Türkiye'nin ekonomisi de çok ciddi bir durumda, küçülmüş durumda ve önümüzde de çok sorunlu yılların olduğunu öngörmek için ekonomist olmaya gerek yok açıkçası. Gerek yok tabii. Herkes bu durumu açık bir şekilde görüyor. Üstelik Türkiye'nin yatırım yapılması gereken çok daha acil alanları var. Yani İstanbul ölçeğinde baksak bile mesela deprem olgusu kesin gibi artık yakında bir, yakın bir dönemde, tarih belli olmasa da bile. Ve kanalın birazcık ilerisinde değil mi? Marmara çıkışının. Evet. Yani İstanbul'un depreme hazırlıklı olduğunu da söylemek mümkün değil. Dolayısıyla önemli ölçüde yatırımların deprem karşısında İstanbul'un dayanıklılığını arttırmak için harcanması gerekiyor. Eğer Türkiye'nin gerçekten bir imkanı olursa, Kanal İstanbul yerine çok daha akılcı bir proje olan Samsun-Ceyhan boru hattı üzerinde yatırım olanaklarını araştırması çok daha gerçekçi olabilir. Tabii biz biraz da bilimsel ve gerçekçilik açısından bakıyoruz. Maalesef şu andaki ortam bu açıdan değerlendirmeye müsait değil. Çünkü siyasi bir inatlaşma haline geldi bu. Maalesef.
Maalesef. Maalesef yani bir şekilde bir inat projesi halinde illa yapılması düşünülen muhalefetin ve ya da eleştirilerin karşısında mutlaka yerine getirilmesi gereken bir proje gibi bakıyor hükümet buna. Böyle bile baksa benim bir başka temennim de bu projenin bitirilemeyeceği şeklinde. Yani bu aslında kötü bir senaryo. Belki bir ucundan kazmaya başlarlar. Hani biz bu işe başladık diyebilmek için. Ama o birkaç yıl sonra durur. Öyle delinmiş bir çukur olarak da bir miktar orada bir yer kalır yani. Bu Veya üç tane gölet çıkar ortaya. üç tane gölet çıkar, bir miktarda dolgu oluşturur Karadeniz kıyısında ve öyle yarım kalır. Bu da tabii kötü bir senaryo ama tamamının yapılmasına göre çok daha ehvenişer diyebiliriz. Benim başka bir korkum var açıkçası. Bu Kanal İstanbul inadının dışında etraftaki yapılaşma Kanal İstanbul'dan bağımsız olarak devam ediyor. Yani şu anda Maalesef, evet. maalesef ciddi biçimde bir arazi el değiştirmesi, satışı söz konusu. Çok Oranın doğru. yapılaşmayla ilgili bir takım imar planı değişiklikleri var. Yani kanal yapılmasa bile sanki bu yapılaşmayla ilgili sürecin sürdürülebilmesi tehlikesi de var. Bunun da mutlaka bir şekilde önlenmesi gerekiyor Evet. İstanbul'un selameti açısından. Şu anda o yapılaşmada çok ilerlemiş vaziyette. Benim son geçtiğim alanlardaki özellikle TOKİ kanalıyla yapılan, onun dışında özel girişimciler tarafından yapılan binalar birbiri arkasına çıkmış vaziyette ve büyük bir çoğunluğu da pandemi dönemi öncesinde bitmiş olanlardan bahsediyorum. Büyük bir çoğunluğu da bomboş duruyor ama yani bu tabii ki bu dönemi geçirdikten sonra büyük bir ihtimalle İstanbul'un cazibesine dayanamayıp İstanbul'a gelmek isteyenler için de hemen yerleşebilecekleri konut alanları olarak görülüyor. Evet hocam. Yani evet sizin hem tahmininizi hem de dileğinizi bizler de paylaşıyoruz. Umut ederiz ki böyle bir şey söz konusu olmaz. Çünkü şu ana kadar yapmış olduğumuz programlarda çok değişik açılardan çok farklı uzmanlık alanlarına sahip bilim insanlarının anlattıklarını dinleyince basit bir tehlikeden bahsetmediğimiz aksine çok uzun yıllar hem Türkiye'yi hem çevre ülkeleri bu anlamda tabii ki dünyayı ve İstanbul'u mahvedecek bir girişim, bir proje olarak değerlendiriyoruz. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Bu zaman ayırdınız, bize makalenizi aktardınız. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Evet. Efendim İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programını izlediniz. Konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek hocamızdı. Kendisiyle Kanal İstanbul kitabındaki makalesini konuştuk, sohbetini yaptık. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.